Galerilerde gördüğümüz nesnelerin çoğu konservasyon ve bilimsel araştırmaya tabidir. Bu videoda size British Museum'da çalışan konservatör ve bilim insanlarının kullandıkları bazı terimlerden bahsedeceğiz. Birinci kısım, bilimsel araştırma. British Museum'ın bilimsel araştırma için kurduğu bir departmanı vardır. Görevleri, nesnelerin hangi malzemeden yapıldığı, nereden geldikleri ve nerede ve nasıl yapıldıklarını bulmaktır. Reçine, yağ ve bal mumlarını belirlemek için gaz kromatografisi ve kütle spektrometrisi kullanılır. Alınan örneklem çözündürüldükten sonra polimer kaplı bir sütunu olan bir fırına, yani kromatografa konur. Örneklemler helyum gazı içinden geçerek kromatogram üreten bir detektöre gelirler. Bu detektör bir kütle spektrometresidir ve örneklemlerdeki kimyasal bileşenleri iyonlara ayırarak bir kütle spektrumunda kaydeder ve böylelikle malzeme karışımlarının ne olduğunu anlayabiliriz. Örneğin bal mumu ve çam reçinesi. Radyografi, X ışınlarını, yani nesnelerin içinden geçebilen görünmez bir ışık çeşidini kullanır. X ışınları sayesinde değerli nesnelerin içini onları açmadan ve zarar vermeden görebiliriz. Bu da durumlarının nasıl olduğu, nasıl yapıldıkları ve içlerinde saklı bir şey olup olmadığı gibi sorulara cevap vermemizi sağlar. Taramalı elektron mikroskobu, nesnelerin binlerce defa büyütülmüş görüntülerini incelememizi sağlar. Bu oran, ışıklı mikroskoplarla elde edeceğimiz büyütme oranlarından çok ama çok fazladır. Nesne, yüzeyine yansıtılan bir elektron ışını ile taranır ve sinyaller toplanır. Bu sinyaller, 1 nanometre kadar küçük yüzeyler için bile gri'nin tonlarını kullanan görüntüler elde etmemizi sağlarlar. X ışını difraksiyonu ya da kırınımı, kristal yapıdaki taş ya da mineral gibi nesnelerin analizi ve aşınmanın ne kadar olduğunu belirlemek için de kullanılır. Çok küçük bir örnekleme yansıtılan X ışınları, örneklemin içinden dışarıya yansır ve analiz edilirler. Geri yansıyan ışınların açıları ve hızları, nesnenin bileşimi hakkında fikir sahibi olmamızı sağlar. X ışını, fluoresans spektrometresi ya da XRF, nesnelerdeki kimyasal elementleri belirlememize yardımcı olur. Nesnelere gönderilen X ışınları, atomların, elementlerin parmak izi olarak kabul edilebilecek fluoresan X ışınları yaymasına sebep olur. Laboratuvara getirilemeyecek nesneler ya da galeride bulunan nesnelerdeki pigmentlerin konservasyon öncesi belirlenmesi içinse taşınabilir XRF'ler kullanılır. Müzede çalışan bilim insanları, bilimsel araştırma ve konservasyon sözlüğünde listelenmiş daha birçok yöntem kullanırlar. Bu yöntemlere İngilizce olarak erişmek için British Museum'ın World History Lab web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Müzelerdeki çalışmaları daha iyi anlayabilmek için de konservasyon ile ilgili diğer videolarımızı izleyebilirsiniz.